Merhaba sevgili dostlar. İhtiyaca binaen diyelim, kısa bir video yapma durumunda kaldım. Az önce çok değerli bir takipçimle birkaç mesaj alışverişinde bulunduk. Affetmeye dair, ben kısaca ona dair hem fikirlerimi hem de bilimin bu konuda ne dediğini sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu kabul etmek lazım. Sözlü bir deklarasyondan başka bir şey değildir aslen affetme ifadesi. Kimsenin biyolojik anlamda o affetme dediğimiz olaya sebep olan davranış, maruz kalınan tutum, onunla alakalı hissiyat, bunun nörokimyasal ve biyokimyasal tortuları ve bıraktığı iz beyinde, ilgili bölgelerde ve hafızada hatıra olarak ve iliştirilmiş duygu protokolleriyle yerinde kalır. Ha, biz affetmeyi bir niyet olarak değerlendiririz. Evet, kişinin bir yeni niyet protokolü affetme ifadesi. Ya ben seni affettim ya da affetmek istiyorum. Bunun için gayret ediyorum. Bunun için bir şekilde işte yeniden bir şans tanıyorum hem sana hem bana. Bu arada seni affederken, yani sözlü olarak bunu söylüyorken, verdiğim bu deklarasyonun kendime dair de bir rahatlama, kurtulma, onun o baskısından huzura erme çabası olduğunu kabul etmek lazım. Biz aslen affediyorum dediğimizde ya da affetmek istiyorum dediğimizde sadece yeni bir niyet protokolünü deklare ediyoruz. Diyoruz ki tamam kırıldım, tamam canım yandı, tamam moralimi bozdun ama ne yapayım, hayatta böyle işte. Ben de seni var olduğun haliyle ve yaşadığımız bu deneyimle, oradaki deneyime ait narratifi, yani tanımı, hikayeyi, öyküyü yeniden ve kişiselleştirmeden yazmak niyetine sahibim. Bu sayede belki ilişkimize, iletişim kanalımıza bir şans daha verebiliriz. Affetmek dediğimiz iş budur. Hiç kimse kendini artık kandırmasa iyi eder. Yani nefes çalışmasıyla birini affedeyim, İşte falan bölgelerime vurarak birini affedeyim. Hayır. Bilim bunu reddedecek. Sebebi basit. Çünkü net bir bilgi var. Bizler yaşadığımız her deneyimi o deneyimle birlikte tecrübe ettiğimiz duygu protokolüyle tanımlamalar şeklinde beynimizde bir yere hatıra olarak kaydederiz. Görmezden gelebiliriz. Geçinme niyetine sahip olabiliriz. Başka şansımız olmayabilir. Şimdilik idare edelim olabilir ama öyle ya da böyle niyet deklarasyonundan başka bir şey değildir affetme arzusu. Bu bir dilektir. Bu bir niyettir. Bu bir dilekçe gibidir. Yani niyeti ben bu anlamda dilekçeye benzetirim. Dileğin yazıya dökülmüş halidir. Niyet sizin herhangi bir konudaki niyetinizi protokol halinde ortaya döker. Ha, biyolojik olarak, nörolojik olarak yaşanmış olan hasar, üzüntü, keder, korku, kaygı, şiddet hepsi bir kenarda durur. Buyurun kendi hayatınıza bakın ve bununla bitirelim. Affetmek istiyoruz deriz, affettik deriz, gireriz 4000 türlü işin altına. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum çünkü nefesle parasempatik sistemin çok güzel bir şekilde bize hissettirdikleri var ve doğru. Ha, onların sürdürülebilir ve kalıcı olabilmesi için nörolojik bir dönüşüme, dokunuşa, bir profesyonelin, bir hekimin bazı temaslarına ihtiyaç var ve buna rağmen aynı kişi, affettiğimizi söylediğimiz kişi benzer bir davranışı tekrar ettiğinde neler yapıyoruz bir düşünsenize. Hayal kırıklığı, kırgınlık, kızgınlık, daha acı bir deneyim ve bundan sonrası için verilmiş daha sert kararlar. Hani ne oldu, affetmiştiniz? Hayır. Üstünü kapatmış olduğunuz yara yeniden harekete geçti. Kabuk yırtıldı. İçindeki kan irin olarak daha fazla karşınızda ve bu kez tepkiniz daha ağır. Hayır, kusura bakmayın. Af mı? Af tam anlamıyla kişinin ne kadar bütüncül sağlığa sahip olmasına bağlı olacak şekilde bir oranda farklılık arz ederek niyet deklarasyonudur. Ben seni anlamak ve benzer durumu tekrar yaşamamak adına da aramızdaki ilişkiye güzellik tohumu ekmek niyetindeyim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağlığınıza iyi bakın. Sevgiyle kalın.